Bir önceki videoda nerede kalmıştık? İki adet zarım vardı. Tablo oynarken kullandığımız o standart altı yüzlü zarlardan yedi gelme olasılığının ne olduğunu sormuştum. İki zarda gelen sayıların toplamının yedi etme olasılığı nedir? Ve bu tabloyu çizmiştim ve bu tabloda iki zarda gelebilecek tüm toplam sayılar yer alıyor. Üstteki yatay satırda birinci zarın rakamları var. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 gelebilir. Ve benzer şekilde düşey yazılanlar da ikinci zarın rakamları. Her bir kutu iki zarın toplamı olan bir sayıyı temsil ediyor. Örneğin bu kutu birinci zarda 6 ve ikinci zarda da yine 6 gelmesi olasılığının kutusu. Peki bu iki zarın toplamı nedir? Toplamı 12 olur. Tüm kutuları yapalım. Birinci zarla ikinci zarda gelen rakamları toplayıp tek tek yazalım. Burası 2, burası 3, 4, 5, 6, 7, burası da 3 artacak, burası 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi de bu satırdayız. 4 yine artacak. 5, 6, 7, 8, 9, burası 4 artı 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nasıl bir örüntü oluştuğunu gördünüz. Burası 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burası da 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peki 7 gelme olasılığı nedir? İçinde 7 yazan kutular kadardır. İçini doldurma aracımız var burada. Bakalım onu kullanabilecek miyim? Tüm 7'ler. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var ve şu var. Peki 7 gelme olasılığı. Çok güzel oldu değil mi? 7 gelme olasılığı nedir? Olasılığın tanımından hatırlarsanız, istediğimiz olasılığın, en iyisi yazayım, 7 gelme olasılığı, toplam kaç adet eş olasılıklı, eş olasılıklı sonuç var? Toplam 36 adet sonuç var ve hepsi de eş olasılıklı, değil mi? Toplam 36 adet sonuç var. Peki, 7 gelme olasılığı nedir? Bu 36 sonuçtan kaçında zarların toplamı 7 ediyor? 1 2 3 4 5 ve 6. 6'sında. 7 gelme olasılığı o zaman neye eşittir? 6 bölü 6 bölü 36. Bu da 1 bölü 6'ya eşittir. Bu tabloyu herhangi bir sayının olasılığını bulmak için kullanabiliriz. Saymaya gerek kalmadan bile, saymaya gerek kalmadan bir bakışta bile olasılığı en yüksek sayının 7 olduğu anlaşılıyor. Örüntüye dikkat ettiyseniz tablonun köşegeni boyunca köşegen boyunca uzanıyor. 6 gelme olasılığı 8 gelme olasılığına eşit. 9 gelme olasılığı da 4 gelme olasılığına eşit. Böyle devam ediyor. Gelin hepsini bulalım. Olasılığı en yüksek sayı 7. Zaratma konusunun iyice oturmasını istiyorum. Bir sonraki sıraya bakalım. 8 gelme olasılığı nedir? 8, 8, 8, bir 8 daha ve yine 8. Toplam kaç tane 8 etti? 8 gelme olasılığı 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü 36. Bu aynı zamanda 6 gelme olasılığı. 1 2 3 4 5 adet 6. 6 gelme olasılığı. Tavla falan oynarken hangi zarın gelme olasılığının ne olduğunu bilirsiniz. Neyse biz devam edelim. Şimdi de 5 gelme olasılığını hesaplayalım. 1 2 3 4 5 gelme olasılığı 36'da 4'tür. 5 gelme olasılığı 4 bölü 36'dır. Bu da 1 bölü 9 eder. Bu aynı zamanda 9 gelme olasılığıdır. 9 gelme olasılığı 1 bölü 9'dur. Tavla falan oynuyorsanız zarların gelme olasılığı hakkında artık bir fikir sahibi oldunuz. Pek çok oyunda 7 çok önemli bir sayıdır. Çünkü gelme olasılığı en yüksek olan sayı o. 7 gelme olasılığı, 9 veya 5 gelme olasılığından yüksektir. 5 veya 9 gelme olasılığı nedir? U, bu sembol veya anlamına geliyordu. Hatırlayın, neye eşittir? 5 gelme olasılığı artı 9 gelme olasılığı, bu da eşittir. 1 bölü 9 artı 1 bölü 9 eşittir 2 bölü 9. Yanlış söylemişim. Bakın oturup hesaplamak işte bu yüzden önemli. 1 bölü 6, 2 bölü 9'dan küçüktür. Bu olasılık daha yüksek. İlk başta söylediğim yanlıştı. Başka bir örnek vereyim. Mesela 2 veya 11 gelme olasılığı, 7 gelme olasılığından azdır. Gelin hesaplayalım. 2 gelme olasılığı nedir? Aslında 3 veya 11 diyecektim ama tabloda simetrik olsunlar istedim. Neyse, 2 veya 11 olarak kalsın. 2 gelebilmesinin yalnızca bir yolu var. O halde 1 bölü 36'dır. 11 gelme olasılığı da 2 bölü 36'dır. 2 bölü 36 da 1 bölü 18'e eşittir ama neyse önce bunu 2 bölü 36 olarak yazalım. Toplamları 3 bölü 36'dır. Bu da 1 bölü 12'ye eşittir. O halde 2 veya 11 gelme olasılığı 1 bölü 12'dir. 7 gelme olasılığı ise bunun tam 2 katıdır. Bu da ilginç bir soru oldu ama bunu da çözdük. Zar konusu her zaman ilginç bir konudur ve karşımıza çok sık çıkar. Bu tablo zar sorularını, zar zar zor sorularını çözmenin en kolay yolu. Ama elimizde hazır bir tablo yoksa, diğer bir çözme yöntemim diyelim ki neyin olasılığını bulalım? Örneğin, 5 gelme olasılığını bulalım. Önce zarları yazalım. Bu birinci zar. Aslında tabloyla aynı mantık. Ama farklı yöntemler öğrenmenizde fayda var. Zarların toplamı nasıl 5 eder? Birinci zarda 1, bir, ikinci zarda 4 gelirse. Birinci zarda 2, ikinci zarda 3 gelirse. Birinci zarda 3, ikinci zarda 2 gelirse. Birinci zarda 4, ikinci zarda 1 gelirse. Birinci zarda 5 gelirse, ikinci zarda 0 gelmesi lazım. Öyle bir şey de olmaz. O zaman olasılıklar yalnızca bunlar. Pekala, neyi hesaplayalım? İlk önce birinci zarda bir sayı gelmeli ki ardından ikinci zara bakalım. Toplamda 5 gelebilmesi için birinci zarda 4 ayrı olasılık var. 1 gelme olasılığı ne? 1 bölü 6. Tabi bu birinci zar için. Burası 2, burası 3, burası da 4. Birinci zarda 1 bir gelme olasılığı nedir? 1 bölü 6'dır. Aslında hepsi 1 bölü 6'dır. 2 gelme olasılığı da, 3 gelme olasılığı da, 4 gelme olasılığı da. Birinci zarda 1 geldikten sonra, ikinci zarda 4 gelme olasılığı nedir? İkinci zarda toplam 6 farklı olasılık var. Ve tabii ki birinci zarda da 6 olasılık var. 5 ve 6 da var. Ama onları saymıyoruz çünkü toplamın 5 gelme olasılığı kalmaz. İkinci zar için olasılığımız da yine 1 bölü 6'dır çünkü 4 gelmesi gerekiyor. Diğer sayıların gelme olasılığı da var tabii ama toplamın 5 etmesinin tek yolu bu. Burası da ikinci zar, bu sütun. Birinci zarda 2 iki gelirse, ikinci zarda kaç gelmeli? 3 gelmeli. 3 gelme olasılığı nedir? Yine 1 bölü 6'dır. Toplamları da 5 eder. Birinci zarda 3 gelirse, ikinci de 2 gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. İkinci zarda 2 gelmeli. İkinci zarda diğer rakamlar, diğer sayılar da gelebilir tabii ama toplamı 5 edenlere bakıyoruz. Birinci zarda 4 gelirse, renk değiştireyim, İkinci zarda 1 gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. Böylece toplam 5 eder. Peki tüm bunların olasılığı nedir? Bunları hesaplayalım. Birinci de 1. ikinci de 4 gelme olasılığı. Burayı temizleyeyim. Galiba yine çok uzattık. En iyisi bu tarafta yapayım. Birinci de 1. ikinci de 4 gelme olasılığı 1 bölü 36'dır. 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 6'dır. Birinci için 1 bölü 6'dır. Ardından ikinci için de 1 bölü 6'dır. Çarpımları da 1 bölü 36 eder. Ve aynı mantıkla bu da 1 bölü 36'dır. Bu da 1 bölü 36'dır. Bu da 1 bölü 36'dır. Her biri 1 bölü 36'dır. Daha önceki tabloyu hatırlarsanız bunların her biri tabloda bir kutuya denk geliyordu. Önce 2 gelecek, sonra da 3. Önce 1 gelecek, sonra da 4. Toplamın 5 etmesinin toplam olasılığı da Bunların toplamıdır. 4 bölü 36'dır. Bu da 1 bölü 9'a eşittir. Gördüğünüz gibi tüm tabloyu çizmeye gerek yok. Ağaç yapısı çizebilirsiniz, böyle basit bir tablo yapabilirsiniz. Sonra toplamı 5 eden olasılıkları yazarsınız. Her birinin olasılıklarını hesaplarsınız ve hepsini toplarsınız. Hepsi de aynı kapıya çıkar her seferinde başka bir yöntem kullanmak kullanışlı olabilir. Böylece hepsine alışırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.